Sanatçı deneyi girişimi sadece sanatçılara özgü bir proje değil. İzleyicilerin sanatla farklı ve yeni yollarla bağlantı kurmasına yardımcı olabilecek toplumsal konulara değinen deneysel bir yaklaşım. Bu projeye katılan sanatçılar bizimle uzun süreli işbirliği yapmak üzere yola koyuldu. Bu bir araştırma ve yansıtma süreci. Kurumu çok yakından tanımaları gerekiyor. Şu an sanatçı deneyi girişiminin ikinci yılındayız. Beğendiğimiz çalışmalarıyla bize gerçekten ilham veren çok sayıda sanatçıyı gelip sergilerimize ve koleksiyonumuza bakmaları ve gelecek yıl yeni bir program serisi hazırlamak üzere bizimle birlikte çalışmalar için davet ettik. Seyirciyle gerçekten bağlantı kurabilen bir sanatçı olabilmem belki 15 yılımı aldı. İlk 15 yılın oldukça bencil çalışmalar yaptığım bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bunu negatif anlamda söylemiyorum ancak sanatçılar halen yalnız başına çalışmak üzere eğitiliyorlar. Bence birlikte çalışmanın ilk adımı yalnız çalışmamayı öğrenmekti. Bir sergi alanı objeleri sergilemek üzere tasarlanır ve bir anlamda sanatçıların işlerini ayrıştırır. Sanatçı ben sergi alanı için bir şeyler yapıyorum diye düşünür. Sanırım benim işlerim tarihle çok bağlantılı olduğundan belirli bir alanla ve belirli bir tarihe özgü işler yapmak üzere pek çok talep aldım. Kamusal alanda bulunan pek çok iş bir anda sergi alanından ayrıldığınızda durum çok daha karmaşık ve zengin hale gelir ve kaçınılmaz olarak izleyiciyi düşünmek zorunda kalırsınız. Bu girişimle bunu daha ileriye götürmeyi deniyorum ve MoMA'yı ziyaret eden kişilerden hangi gruba seslenmek istiyorum diye soruyorum. Bence insanlar müzenin sadece gelip sanat eserlerine baktığınız, bir anlamda sanatı tükettiğiniz bir tüketim yeri olmadığını ancak aynı zamanda bir üretim yeri de olabileceğini unutuyorlar. Çünkü bir kez sanat yaptığınızda, bir nesneye baktığınızda diğer tarafta bu şeyi sizin gibi yapan bir başka kişinin daha olduğunu fark ediyorsunuz. Bu inanılmaz bir bağlanma duygusu. Yaptığımız şey karmaşık veriyi ulaşılabilir kılmak. Bu verilerle yalnız başınıza yüzleşmek sizin için güç olabilir. Ancak yarattığımız sergilemelerin bazılarıyla bunlarla insani ölçekte bir karşılaşma sağlıyoruz. Böylece siz kendi sonuçlarınızı çıkarabiliyor durumda oluyorsunuz. Üçümüze de hitap eden veriler genelde bir şekilde insanla ilişkili olan veriler. Bunlar Shakespeare'in yazdığı tüm sözler olabilir veya insanların davranış tarzlarına ve dünyada nasıl hareket ettiklerine ilişkin veriler de olabilir. Mama'nın bu veri alanını seyircinin hiç görmediği yer olarak düşündüm. Dolayısıyla insanları bizim düşünmek ve hakkında konuşmak için ilginç bulduğumuz bu deneyime nasıl dahil edebiliriz diye düşündüm sonrasında. MoMA'nın sergilediği objelere olan bakışa hakkında aktarılacak güzel bir hikaye var. Bu bakış açısı toplanmış olan verilerden ve verileri sergilemeden önce göz önüne alınan unsurlardan görülebilir. Bence biz de buna bakarak koleksiyonlardaki objelerin orijinalliklerini anlayabiliriz kolaylıkla. Ben genelde kişileri katılıma davet eden interaktif enstalasyonlar yapıyorum. Dolayısıyla yaptığım projelerde seyircinin katılımı son derece önemli ve onlarla pek çok yolla işbirliği yapmaktayım. Çalışmalarım araştırma yapmayı gerektiriyor. Müzelerin eğitim bölümleriyle çalışmanın en harika yönlerinden biri onların da araştırmayla, öğrenmeyle ve öğretmeyle ilgileniyor olması. Bu girişime katılan sanatçılar her tür arşive erişim olanağına sahip. Biz de araştırma yapabiliyor ve müzenin tarihi veya çalışmaları bağlamında merak ettiğimiz şeyler hakkında onlardan bilgi isteyebiliyoruz. Bu gerçekten müzenin sahne arkasına erişmek demek. Nihayetinde yaptığımız tüm bu projeler kamusal programlara dönüşecek. Dolayısıyla bu çalışmalarımızın her birinin bu yolculuğunu izlemek açısından hem bir tür zorluk hem de aslında çok heyecan verici bir fırsat. Bir kuruma hayat aşılayan kişilerin yaşayan sanatçılar olduğunu fark ettik. Biz birlikte müzeyle ilişkinin ne olabileceğini tekrar düşünmeye yardımcı olabilecek yeni deneyimler yaratmak üzere bu kolektif öğrenme sürecini üstleniyoruz. Bu çok önemli.